Doğru. Rahat rahat. Doğal doğal. Anne. Biz senaryosunu yazacağız. Sen merak etme. Ay nasıl da bir süslü kağıda yazmışım. Nasıl da... Sayfalarca bu oku oku bitmez ki. Hani diyorum ya. Ben ağlarım. Uyuyamam. Amacımız o zaten. Ağlamak, ağlamak. Güzel bir saçımın o rengi. Evet. Bak dişin kırılmış anne. Şu da iğrenç bir şey şu saç. Saç gerçekten. Ama durmuş yani. Bu benim telefonum. Olsun bunu. 25 sene de bak. Tabii. Bu duruyor dışarıda işte. Yani bir şey olmaz. Bu sarısın bir dişlerle karşılaştın biraz. Senin kağıdını da karalamışım. Hiç durmamışım. Şöyle 86 yılında 2000 milenyum yılına mektup kampanyasını basında gördüğümde çok hoşuma gitmişti. 2002 Cumhuriyet etkinliklerinde 100. yıla mektup denildi. Hemen o zaman küçük kızım 99'lu, büyük kızım 96 doğumlu. Onlara mektup yazmak aklıma geldi. Hemen de yazmaya başladım. Ama malum Düzce deprem bölgesiydi. Babaanne evinin adresini verdik. Mektuplar da 21 yıl sonra ellerine ulaştı. Bir dönem unuttum, sonrasında aklıma geldi. İlk dişini ve ilk saçlarını, çünkü bunları saklıyordum. Deprem olup da deprem sonrası bir daha onları toparlamak, onları kaybetmemek, onları zarfın içine koyunca unutmadım yani. Duygu oldu, Rabbime şükürler olsun, sağım. Hep onu düşünmüştüm aslında yazarken. Hani ölmüş olursam çocuklarım bir daha benim ölümümü yaşayacaklar diye tek üzüntü düşüncem oydu. O da kalktı ortadan. Sağlık ve mutlulukla ikisine de teslim edebildik. Peki bundan sonra yazmayı düşünüyor musunuz? Torunlara ya da çocuklar? Eğer bir kampanya olursa tabii ki. O zamanlar kaç yaşındaydın? 6-7 yaşındaydım. Hiç hatırlıyor musun böyle bir şeyleri? Hiç. Yani hiç aklımda yok böyle bir şey. Ya o çocukluk zamanları tabii çok güzel, çok huzurlu zamanlardı. Yani o şekilde tabii ki çok güzel hatırlıyorum çocukluğumu. Peki mektubu aldınız, okudunuz. Evet. Neler hissediyorsunuz? Yani hiç beklemediğimiz bir şeydi. O açıdan çok duygulandık. Yani tarifi mümkün olmayan şeyler yaşattı bize. O yüzden anneme teşekkür ederim. Peki siz çocuklarınıza böyle mektup yazmak ister misiniz? Tabii ki. Yani annem bize vesile oldu aslında bu konuyla alakalı.